Evet arkadaşlar, LK3'te yani metronun en son durağında indik. Neresi için? Bornova eğitim sınav alanına ulaşmak için. Aynı zamanda direksiyon sınav alanı hem de eğitim alanı arkadaşlar. İkisi de aynı noktada oluyor. Burada iniyorsunuz metronun son durağında LK3'te. İndikten sonra Dolmuş'ta ulaşım var. Oraya ya da sürücü kursları araçları öğrencimiz olduğunuz için sizi gelip buradan alıp başlangıç noktasına götürüyorlar. Şimdi ben de herhangi bir hocadan rica edeceğim. Sınav başlangıç noktasına gideceğim arkadaşlar. Orada bir sınav alanı çekeceğim. Yukarı geçişlere gidelim şimdi. Harikaydı bu. Bir arkadaşımıza rica edelim. Olur, söyleriz. Valla bu pisti bir numara ben. Bengi sürücü kursunu tanırım. Biliyorsunuz arkadaşlar. Teşekkürler. Ama ben sizi devici sürücü kursuna yazacağım. Benden sonraki çok iyi direksiyon öğretmenlerinden bir tanesi Adem hocamdır. Merhaba hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben kitabını alayım şimdi yeni sürücü adaylarımıza hizmet Değil vermeye gidiyorum. Kesinlikle evet. Kolay gelsin hocam. Size de kolay gelsin. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hemen bakıyorum. Bence iyi. Tamam. Bu da iyi. O zaman. Tamam. Hazırsan çıkabiliriz. Hadi bakalım. 3. Ya niye hiç yapamadım? Ne? O gaz kalitesine 1. Yes. Tamam. İşte geldik. Hazırlıklarını tamam yap. Yaptım hocam. Tamam. Yes. Tamam. Tüm başka var mı? Unuttum. El freni gibi, diğer gibi. Arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Hocamız da sizi tanıştırayım. İzmir'deyiz arkadaşlar. Bornova parkurundayız. Hocam kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, ben Adem Gürda. Bornova sürücü kursu alan, pist alanındayım. Kusura bakmayın. Evet, eğitim veriyoruz. Yaklaşık bir yıl kadar oldu eğitmenlik yapıyorum. Evet. Hocamla bugün tanıştık tesadüfen. Çok sürpriz oldu. Tamamen tesadüf arkadaşlar. Evet. Ondan sonra hemen dersimize başladık. Hocamla birlikte geziyoruz. Bu arada hocama çok teşekkür ederim. Kendisi sağ olsun. Doğaçlama tanışmamıza rağmen farklı şehirleri, farklı ülkeleri geziyorum, sınav güzergahlarına dolaşıyorum dediğimde hemen tabii ki seve seve yardımcı olurum dedi. Huzurlarınızda kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hocamızdan şu an zaten eğitimdeler, görüyorsunuz. Öğrencimize de merhaba diyelim. Kendisi gayet ciddi çünkü eğitimde amaç kullanıyor. Öğrencimiz şu an eğitimdeyken hocam sizden de biraz güzergah hakkında bilgi alalım. Güzergahımız yaklaşık kaç kilometre? Güzergahımız yaklaşık 7-8 kilometrelik bir alanda. Evet. Çok trafiğin içinde değiliz. Çok trafiğin dışında da değiliz aslında. Hı hı. Yani genel olarak çok kolay bir parkur denilemez. Evet. Zor da denilemez. Bence başlangıç için, yeni başlayan bir aday için yani tam ideal olması gereken bir yerdeyiz. Ortalama bir parkur diyorsunuz. Hem yani trafiğin içerisindeyiz. Hem trafiğin dışında rahat rahat park alanlarında da çalışabiliyoruz. Evet. Bu konuda yani gerçekten avantajlı durumda bizim kendi Bornova alanında eğitim alan kursiyerlerimiz. Hı hı. Kaç istasyonumuz, parkurumuz var hocam? Bir L park alanımız var. Evet. Geri park alanımız var, paralel park. Ondan sonra 25 metre geri gitme alanımız var. Evet. Onun dışında ani fren alanımız yok. Yolun durumuna göre müsait olan her yerde ani fren yapılabiliyor. Onun dışında isterseniz siz sorun hocam, ben devam edeyim. Evet. Peki hocam. Bornova'daki öğrenciler, yani buradan ehliyet almak isteyen öğrenciler Bornova'daki bu direksiyon eğitim ve sınav alanına nasıl ulaşacaklar hocam, toplu taşımayla? Toplu taşımayla LK3 metro da zaten bizim, hı hı, genelde kursiyerlerimizi hani çok fazla vesait değiştirmesinler diye,
Evet. Biz oradan alıyoruz adaylarımızı. Evka 3 düz devam ediyoruz. Metro, Evka 3'de gelebilirler. Evka 3 metroya gelebilirler. Oradan başlangıç noktasına gelmeleri için de 449 belediyede otobüsü var. Evet. Bir de Bornova Altındağ dolmuşu var. Hemen pist alanı çok yakın bir yerden geçiyor. Yani birçok seçenek var. Tabii tabii. Hoca da alabilir diyorsunuz. Kesinlikle. Otobüs de onlar da ulaşabilir diyorsunuz. Otobüs de 449, Evka 3'de yani aktarmadan 449 ya da Bornova Altındağ dolmuşuyla daha rahat gelebilirler. Anladım hocam. O zaman ulaşım sıkıntısı yok diyebiliriz. Toplu taşımayla tabii, buraya bir şekilde tabii, tabii. ulaşım sağlanıyor. Eski bir parkur değil mi burası? Bir tabii ki. Kesinlikle. Peki bu sınava girecek adaylar için de kısa bir konuşma yapalım hocam. Tecrübelerinize göre bu sınava girecek adayların sınav psikolojisi bence eğitim kadar önemli. Katılıyor musunuz? Kesinlikle öyle. Zaten sınavda da takdir ederseniz komisyon üyesi hocalarımız yani psikolojik olarak rahat, kendini evet. rahat hissetmeyen bir adayı gördüğü zaman zaten sınavını çok fazla uzatmıyorlar. Zaten kendisi de ilerleyemiyor. Evet, heyecandan. Aynen. Heyecandan zaten kendisi de ilerlemiyor. Yapacağı şey, bütün her şeyi unutuyor. İki adım ötede yapacağı hamlesini bile unutuyor mesela. Çok özür dilerim, sinyalimizi de verelim. Yani olabildiğince rahat olmaları lazım. Zaten biz eğitimlerde evet. Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. Yani yapabilecekleri kadar hata yapın diyoruz bizim evet. yanımızda. Herhangi bir kaza bela yaşamayız inşallah tabii. Evet. Dikkat ediyoruz. Yani yapılacak bütün hataları yanımızda yapmaları lazım ki sınavda o hataları yapmamalarını öğrensinler. Evet. Onun için kafa olarak biraz daha rahat hissetmeleri lazım kendilerini. Çok stresli olmamaları gerekiyor. Tabii bu hocamızın iddiası arkadaşlar. Bir de öğrencisine soralım bakalım. Hocamızdan memnun muyuz? Memnunuz tabii ki. Eğitim nasıl bize? Eğitim çok güzel. Sabırlı. Sabırlı bizim de. Bana dayanıyor diyorsun. Kesinlikle. Sınavınız ne zaman? Benim bu hafta sonra sınava giriyorsunuz. Umarım başarılı olursunuz. Aday... Çok güzel bir laf. Bakın arkadaşlar. Sanki ben tembihlemişim gibi konuştu hocam. Ben de her zaman hayırlısı derim. Belki ikinci sınav hayırlıdır değil mi? Bilemezsiniz. Şartlanmamak lazım diye düşünüyorum. Yani kendi başımı da başkasının başında belaya sokacağım. Evet. Gördüğünüz gibi olgun bir öğrenci geldi arkadaşlar. Evet hocam lafınıza devam edin. Sınav psikoloji üzerine. Heyecanlanmamaları lazım diyorsunuz. Tabii tabii. Zaten heyecan bu işin düşmanı. Evet. Yani ben birçok sınav atlattığım için birçok kursiyerle yani sınava girdim ve komisyon üyesi hocalarımız ne kadar iyi olsunlar ne kadar, yani ben kötü komisyon kesinlikle demiyorum. Hı-hı. Her zaman şunu söylerim. Yani en kötü komisyon yani kötü anlamda demiyorum tabii. Evet. En kötü komisyon görevini en iyi yapan yani bütün kurallara her şeyi dört dörtlük dikkat eden hocamızdır. Evet. Yani biz üzerimize düşeni yapacağız. Yani sınavda komisyondan korkmayacağız. Sadece kendimizden korkmamız lazım. Değil mi? Biz hata yapmazsak aynen. komisyon bizi indirebilir mi? Bilet kendi elimizde yani. İndiremez. Aynen öyle. Ama millet şey zannediyor. Komisyon isterse her türlü bırakır. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Bence sen de yok. Sen üzerine düşeni yaptıktan sonra komisyon yani seni bırakmak için çabalamaz. Evet. Hatta bazen öyle oluyor ki hani aday çok iyi, çok güzel arabayı kullanabiliyor ama heyecanı bazı şeylerin önüne geçtiği için komisyon hani heyecanını bile yatıştırmaya çalışıyor yani. Evet ben de şahit oldum. İşte orada dediğim gibi yani iş tamamıyla adayın yani kendi kafasında bitirmesi lazım olayı. Adayımız kendi kafasında olayı bitirdi mi zaten sınavı çok rahat geçiyor. 2 saat boyunca biz buralarda eğitim yapıyoruz. Dur kalk yoruluyoruz ediyoruz. Evet. Ama sınavda bir yarım saatlik süre. O yarım saat içerisinde her şey bitiyor. Aynen. Daha rahat yani. Bence derslerden daha rahat geçiyor sınavlarımız. Tabii dediğim gibi yani adayın kesinlikle kafa olarak kendini rahat hissetmesi lazım. Ve kafasına takılan her şey eğitimde size sorması lazım. Aynen öyle. Değil mi? Tabii. Yani eksik zaten, bir nokta bırakmamalı. Aynen. Yani niye buradan döndüm? Niye debriyaja bastım? Niye bıraktım? Evet. Niye yavaşladım? Niye hızlandım? Hani bunu tamam bile sonra sonra. Hani ezbere olmaması lazım. Araba kullanmanın mantığını çözmesi lazım. Evet. Yani zaten bütün her şeyi öğrendikten sonra sınav günü
parkur boş olmuyor zaten. Doğaçlama artık. Evet. Herhangi bir yerden bir araba da gelebilir. Birisi parktan da çıkabilir. Parka da girebilir. İşte eğitimi tam yeterli kadar aldıktan sonra tam böyle her şeyi sindirerek zaten sınavda da dört dörtlük bir performans gösterip ehliyetini alıyor. Güzel. Evet. Hocamıza katılıyorum arkadaşlar. Yani eğitimde gördüklerinizi birebir uygularsanız, heyecanınıza yenik düşmeyip eğitimdeki gibi sürerseniz zaten başarılı oluyorsunuz. Sınavda da bir problem olmuyor. Peki hocam, kapatmadan kaydımızı şunu da söyleyelim. Size ulaşmak isteyen öğrenciler, sizden eğitim almak isteyen öğrenciler size nasıl ulaşabilirler sosyal medyadan? Sosyal medya hesabım Adem Gürda. Adem Gürdağ yazarak hangi Instagram mı Facebook hocam? Instagram hesabından. Instagram. Yani Facebook'ta kullanıyorum ama çok aktif olarak Instagram hesabını kullanıyorum. Tamam. Adem Altire Gürdağ olarak evet. ulaşabilirler. Hocamıza Adem Gürdağ olarak ulaşıp kursuna da gelip kayıt olabilirsiniz. Kendisiyle iletişime geçip özel ders de veriyor muyuz? Tabii özel ders şehir içinde. Özel ders de alabilirsiniz. Hem güzergahta diyor hem şehir içinde fark etmiyor. İkisine de özel ders alabilirsiniz arkadaşlar. İzmir sınav parkurunu benim yorumlarım da hocamıza katılıyorum. Gördüğüm güzergahlar arasında normal bir parkur. Ne çok kolay ne de çok zor diyemem. Ama yapılmayacak bir parkur değil arkadaşlar. Şey güzel, bütün parkurlar, istasyonlar yan yana. Evet. Onlar aradan çıkardıktan sonra zaten dümdüz yollarda estire estire gidiyoruz. Aynen öyle. 30-35'i geçemiyoruz. Hızlanacağımız bir parkur değil. Bu ayrıntıları biz daha önce konuştuk ama öğrenciler de bilsin. Evet. Üçüncü vitese bile atmıyoruz diyor hocam. Aynen, sadece ikinci vites. 1 ve 2. 35 hız limitimiz maksimum. Evet. Onun için yani gayet rahat yani. Hem pistimiz çok rahat. Hı-hı. Hem dediğim gibi çok vites derdimiz de yok. Evet. Maksimum ikinci vites yapabiliyoruz. 1'i 2 ve geri vitesi kullanıyoruz. Diğer vitesleri kullanmaya bile gerek kalmıyor diyor. İstasyonların sık sık yani yan yana olması da aslında büyük avantaj. Evet. Çünkü yani orayı sınav esnasında orayı geçebilen zaten bitirdi anlamına geliyor. Evet. Tabii bazen işte hep diyoruz ya heyecan. Yani bütün yani okyanustan geçip derede boğulan adaylarımız da oluyor maalesef. Bütün evet. parkuru bitiriyor, ediyor. Çok ufak bir sinyal bütün sınavını bitirmiş oluyor yani. Bizde evet. sinyal kırmızı hata. Doğru. Onun için yani o kadar bütün özenle parkını yapıyor 25 metre paralel park, L-park. Ama bir sinyal bütün her şeyi bitiriyor. Evet. Adem hocamızın dediklerine katılıyorum arkadaşlar. Daha mesleği rağmen gerçekten bakın her zaman diyoruz ya tecrübe önemli ama olayları kavrayabilmek de çok önemli. Birçok eski hocamıza göre Adem hocam tespitleri gerçekten güzel. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Olay analizleri de gayet güzel. Kendisinden ders alırsanız öğrencisini de dinlediniz. Kendisinden çok memnun. Sizin de memnun kalacağınızı düşünüyorum. Teşekkür ederiz. İzmir parkurunu izlemek isteyenler izleyebilirler. Süre yetiyor mu hocam? Süre her 30-35 dakika kesinlikle sınavda. Kesinlikle yetiyor. Süreyle ilgili bu zamana kadar hiç sıkıntımız olmadı. Olmadı. Güzel. Süreyle ilgili bir problem de yokmuş. Sınav güzergahını kanala ekleyeceğim arkadaşlar. Yine sınav güzergahını izlersiniz. Bakın bilerek anlatımsız müzikle ekliyoruz. Hocam da doğrusunu yapıyorsun dedi. Konu anlatımlı videolar izlemenizi önermiyorum. Çünkü her hocanın taktiği farklı, her aracın taktiği farklı. Öğrencilerin kafasını da karıştırabiliriz. Diğer hocaların, usta öğreticilerin işini de zorlaştırabiliriz. Yani ben böyle izledim hocam böyle yapacağım der. Hocası hayır sen benim dediğimi yapacaksın der. O yüzden bu videoları sadece sınav güzergahını ezberlemek için kullanın. Sınav güzergahını ezberleyin. Geri kalan ince detayları hocanızdan öğreneceksiniz. Doğru mu hocam? Kesinlikle doğru. Yani nerede ne yapacak zaten siz detaylı anlatıyorsunuz. Aynen öyle. Bir saniye kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar şu an L Park'tayız. Adem hocamın sevdiğim bir şeyi var. Taktiği var. L Park'a geldiğimde önce çizerek anlatıyorum diyor öğrenciye. Sonraları artık öğrenci kendi yapıyor değil mi hocam? Evet. İlk kendi anlatıyormuş çizerek. Çizimine beraber bir bakalım. Şimdi hocam bizim şöyle bir park alanımız var hemen önümüzde. Aracımız buradan şu alana gelecek. Yani
bu alandan geri geri gelip buraya. Şimdi biz neredeyiz? Biz şu an şuradayız. Burada duruyoruz. Hemen sağ tarafımızda kaldırım var. Hı-hı. Şu kaldırımımız. Sonra hemen şurada, yani şu L'nin tam 90 derece birleştiği yerde bir tane dubamız var. Ben adaya diyorum ki buradan geldiğin zaman tam duba sen omuz hizasına al diyorum dubayı. Tam omuz hizasına aldıktan sonra tam sol yapıyor. Tam sol yaptıktan sonra şu iki çizgimiz paralel yani şu araç iki eşit çizginin arasına paralel bir şekilde durması lazım. Evet. Şu paralelliği zaten tutturabildi mi? Hı-hı. Buraya dümdüz çok rahat geliyor. Aynen. Sonra buradan dümdüz geri geri geliyor. Hemen şurada kaldırımı hizalıyor. Burada evet. Tekrar omuz hizasına kaldırım taşlarını burada omuz hizasına aldıktan sonra tam sol alan içerisine giriyor. Şu iki dubanın arasına girdi mi direksiyonu tekrar düzeltti. Biraz içeri girdikten sonra arabanın burnunu kurtarıyor buradan. Parkını bitiriyor. Zaten park alanlarında çıkışta hamlemiz olmadığı için istediği kadar ileri geri hamle yapabilir. Ama giriş tek seferde tabii. Yani tek seferde de rahat çıkmak istiyorsa ileri doğru alıyor. Ayna, duba yan yana tam sol çıkabiliyor. Ama önemli olan dediğim gibi L parka ilk girişte şuradaki omuz hizası ve döndüğü zaman şuradaki paralelliği tam tutturması lazım. Burada ondan sonra dümdüz geri gelebiliyor. Evet. Çok sağa da yakın olmuyor, sola da yakın olmuyor. Hı. Girişi de rahat olmuş oluyor. Anladım hocam. Böyle bir de girer olur. Ve çıkarken sinyalleri tabii, nerede kullanıyor? Kesinlikle. Şimdi sağ sinyal, şu an burada beklerken hep sağ sinyalini veriyor adayımız. Evet. Sağ sinyalini veriyor. Tam buraya sola doğru dönerken kalkışa geçtikten sonra sol sinyalle kalkışa geçiyor. Evet. Zaten orada direksiyonu toparladığı için sinyal atıyor. Bir daha yani buradan sinyalsiz devam ediyor. Ta ki çıkışta sol sinyalini verip komisyondan onay alıp çıkabilirsin dediği denildiğinde sol sinyalini verip çıkıyor. Çıkışını yapıyor. Evet. Diline sağlık hocam. Teşekkür ederim. Hocamız L parka anlattı. Bir de şöyle bir ayrıntı anlattı. Onu az önce konuşmadık. O yüzden kaydı tekrar açtım. Arkadaşlar kura çekiliyormuş. Farklı parkurlara hangi kursların gireceği sınav günü mü belli oluyor hocam? Sınav günü belli oluyormuş. Yani sınav günü belli olduğu için de mesela aşağıda da bir L park var değil mi? Çalışıyorsunuz. Evet. Yukarıda da bir L park var. Yani şu an biz üst taraftaki L'deyiz. Evet. Burada da çalışıyoruz. Niye bunları gösteriyorsunuz hocam? Çünkü sınav günü hangisine gireceği belli değil. Evet. O yüzden hepsini bilmesi lazım diyorsunuz. Tabii. Anladım. Bu sadece L park için mi geçerli? Şey, zaten alt üst L parklar ayrılıyor. Tamam. Hemen onların devamında da kendilerine ait paralel park ve 25 metreler var. Diğerleri de değişiyor tabii, o zaman. L park, şu an mesela karşımızdaki L parkın karşısında da paralel park ve 25 metre var. Hmm. Alt tarafta da aynı şekilde. Hmm. Hangisi yani, denk gelirse. Aynen. Aynı güzergahta zaten hepsi. Evet. Altsa direkt L park paralel 25, üstte de gene aynı devam ediyor. Yani güzergah, az önceki güzergah videomuzu izleyen bir öğrenci güzergahı her türlü ezberler, faydalanır. Değil mi? Bir kesinlikle, tek parkurlar farklı olabilir. Onu da hocasından öğrenir diyorsunuz. Hocasından aynen, detayları öyle alır. Tabii. Buna da tekrar ek yapacağız. Şu an öğrencimizin de daha ikinci, üçüncü dersiymiş üçüncü sanırım. Ders. Üçüncü ders. Olmasına rağmen gayet başarılı. Teşekkürler. Umarım sınavda da başarılı olur. Bu da hocamızın iyi bir hoca olduğunu, öğrencimizin de iyi bir öğrenci olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Daha yani derslerin ortasına bile gelmemişler. Bakın. Derslerin ortasına bile gelmedikleri halde gayet şu an bildiğiniz sinyallerimizi akıyoruz, gidiyoruz. Aracı sürüyoruz. Şimdi ilk defa bu yukarıdaki L'yi görecek. L'yi yapacak. O L parkı da size bir dışarıdan çekeceğim. Söyleşi videosunun içine birleştireceğim arkadaşlar. Yani sınav güzergahını izliyorsunuz. Ani fren dışında bütün parkurlar var. Ani fren niye yok onu da söyleyelim. Sınavda komisyon istediği herhangi bir yerde yaptırıyormuş ani freni. Yani ani frene özgü bir parkur burada yok. O yüzden korkacağınız bir durum da yok. Hocanız size veya komisyon görevlisi size sınav günü işte şurada ani fren yapacağız diyor. Siz de normal debriyaj frene basarak ani freni yapıyorsunuz. Ani frende benim en çok hocam dikkat etmesi gereken öğrencilerin durum
bana göre aynalar. Kesinlikle. Ayna kontrolü olmadan asla ani fren yapılmamalı değil mi? Kesinlikle. Çünkü arkadan herhangi bir aracın gelip gelmediğini garanti bir şekilde görmesi lazım. Evet. Yani kazaya sebebiyet vermeyelim. Hani hazır sınavımız devam ediyorken. Evet. O kontrol zaten kuralda da şunu söylüyor. Aday ani fren yapmadan önce ayna kontrollerini yapmıyorsa o da kalma sebebidir. Tabii. Yani direkt sınav olarak değerlendirirsek kalma sebebidir. Ayna kontrolü olmadan. Evet. Zaten yani kontrol etmeden durduğumuz zaman da arkamızda herhangi bir araç da olabilir. Hı hı. Biz de zaten ani frenle ilgili şunu söyleyeyim. Biz de zaten ani fren yaptırırken herhangi bir yerde yaptırmıyoruz. Adayın refleksleri bu duruma alışkın olsun diye. Evet. Herhangi bir yerde hadi yap bakalım ani frenini diyoruz. Hı hı. O da zaten sınavda da aynı böyle olduğu için aynısını hazırlıklı yapıyor. Oluyor. Evet. Evet arkadaşlar, burada korkacağınız hiçbir şey yok. Ada isterse size direkt komisyon ani fren yap desin. İsterse önden baksana ileride ani fren yaptıracağım desin. Sizin için bir şey değişmeyecek. Sadece ayna kontrolü yapacağız. Bize yakın bir araç varsa hocam ani fren yapmıyoruz. Evet. Değil mi? Önümüzde arkamızda varsa yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Zaten aynalara bakıyoruz. Sanırım komisyon da bakıyorduk. Tabii tabii. Komisyon da yol boş. Kendi size ani fren yaptırır zaten. Debriyaja freni aynı anda basarak durup tekrar kalkıyorsunuz. Ben bir dışarı çıkayım hocam. Evet, sıra evet. Bize geldi mi? Evet. Şu araç çıktıktan sonra bir dışarıdan bir de öğrencimizi çekeyim. Aynen. İlk L'si mi olacak evet, bu? Evet, ilk L bak. Bakalım olacak mı? Bornova'da L Park'tayız arkadaşlar. Aşağıda da bir L Park var. Biz üst tarafta yani yukarıdaki L Park'tayız.
Geri parkın kuralları her yerde aynı arkadaşlar. Dubalara değmeyecek, kaldırıma değmeyecek ve sağ iki tekeri çizginin, sarı çizginin üzerinde olacak, temas etmiş olacak. Kurallar bunlar. Tamam hocam. Evet, adayımız başarılı. Bakın iki teker de çıktı. Çizgiye, dubalara da değmedi. Girerken sinyal, çıkarken de sinyal veriyoruz. Hamleleri de söyleyelim arkadaşlar. En fazla 3 hamlede gireceğiz. Tekrar yapacağız mı hocam? Tekrar da yapalım. Tamam. Kurallardan da bahsedeyim. En fazla 3 hamle hakkınız var arkadaşlar. Bir giriyorsunuz, bir ön, bir de geri. Toplam 3 tane. Ama hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Bakın tek hamlede az önce aday girdi. Bir hamlede de girebiliyorsunuz. Ola ki bir hamlede giremediniz. Dubalara ve kaldırıma çarpmadığınız sürece ön geri hakkınızı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım kaç hamlede gireceğiz. Yani maksimum 3 hamlede gireceğiz. Bir hamlede giremezsek ön ve geri hamle haklarımız daha var. Tabii komisyondan tamam, yani evet geçtin notunu aldıktan sonra hamle sınırlaması bitiyor. Başarılı hocam. Teşekkürler. Şu an çıkışta hamle sınırlaması yok. İstediği kadar ön geri yapabilir. Sinyal vererek ve dubalara çarpmadan çıkması kafi. Beni unutmayın hocam. Bir daha mı gireceksiniz? Hayır, 25 metre. Ha, burada mı? Evet. Tamam, onu da dışarıdan çekeyim. Sonra beni bırakın, olur mu? Tabii hocam. Hatta öğrencimiz bıraksın. Tabii ki. Sürüşü güzel. Metre geri parkuru arkadaşlar. Çizgilere değmeden 25 metre geri adayın gelmesi isteniyor burada. Başarılı hocam. Tekrar sinyalle çıkıyor değil mi? Tamam. Ben de geleyim. Evet. Burada vedalaşalım. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Hocam görüşürüz. Evet, sağ olun. Hocam bizi güzel ağırladı. Çok teşekkür ederim. Öğrencimize de başarılar diliyoruz. Hala heyecanlı. Umarım sınavda bu heyecanı yenecek. Ve başarılı olacak. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İzmir'de
sizde herhangi bir şey lazım olursa her zaman arayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de Gaziantep'e gelirseniz sizi ağırlamak isterim. Teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Ben bu akşam uçuyorum Gaziantep'e. Yolunuz açık olsun. Yolum yine düşerse, dikkatli. Hayat bizi kesiştirirse amin. İnşallah sohbet vallahi ederiz. Valla güzel bir tesadüf oldu. Güzel muhtemelen olur. Görüşeceğiz gibi. İnşallah. İnanıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet. Yine gördünüz. Çok iyi insanlarla karşılaştık. Umarım hep iyi insanlarla karşılaşırız. Sağ olsunlar. Hem güzergaha çektik, hem röportaj yaptık. Hem adayımızla, hem hocamızla yeni tecrübeler edindik. Şimdi arkadaşlar Karşıyaka'ya gidiyoruz.